Bu yüzden Löw'ün takımlarında orta saha hattının oldukça kalabalık olduğunu görürüz ki zaten özellikle son 6-7 yılda Alman milli takımında sahte 9 görmeye çok alışık vaziyetteydik. Bunlardan biri mesela Götze'ydi, Schürrle'ydi, hatta bir dönem Mesut Özil'di. Sahte 9 oynatıyordu Löw Mesut Özil'i. Tabii Fenerbahçe'de böyle bir şey olur mu onu bilemiyoruz ancak bu performansı, bu esnek taktik anlayışı Almanya'ya çok büyük başarılar kazandırdı. Haber Analiz'in yeni bölümünden herkese mutlu günler değerli izleyiciler. Fenerbahçe'de hoca bilmecesi devam ediyor. Adaylar elbette var. Adaylar arasındaki en güçlü konumda olan kişi de Joachim Löw. Alman çalıştırıcıya çok yoğun bir ilgi gösteriyor Fenerbahçe. Biz size bugün Haber Analiz'de Fenerbahçe'nin teknik direktörü Löw olursa neler yaşanabilir? Bunları anlatmaya çalışacağız. Löw'ü biraz tanıtmaya çalışacağız. Hocanın taktik anlayışına dair de derin bir analizimizi sunacağız. Hadi başlayalım. Joachim Löw 3 Şubat 1960 tarihinde Batı Almanya'nın Schönau bölgesinde dünyaya geliyor. Futbola profesyonel olarak 1978 yılında Freiburg takımında başlıyor. Futbolculuk hayatı boyunca bir golcü futbolcuydu ancak ikinci lig golcüsü diye tabir ettiğimiz isimlerden biriydi. Elbette Bundesliga'da da forma giydi ama futbol severler onu daha çok Bundesliga 2 takımlarından tanıyor. Bundesliga 2 kariyerinde 181 karşılaşmada 63 gol attı Joachim Löw. Bundesliga kariyerinde ise 52 maçta 7 gol attığını söyleyelim. Freiburg'un ardından Stuttgart, Frankfurt, Karlsruhe, Schaffhausen, Winterthur ve Frauenfeld takımlarında oynadı. Futbolu da Frauenfeld takımında bıraktı. Löw ayrıca Almanya U21 takımının formasını 4 kez giydi. Almanya A milli takım formasını giyme şansına erişemedi. Teknik direktörlük kariyerine dair ilk adımları 1992'de attı Löw. Winterthur takımının altyapı teknik direktörlerinden biriydi. Ardından futbolu bırakmış olduğu Frankfurt takımında oyuncu antrenörü olarak görev almaya başladı. Ancak Almanlar onu Stuttgart'ın antrenörleri arasında olduğu dönemde tanımaya başladı. Stuttgart'ta önemli işlere imza atmıştı genç teknik direktör ve 1998 yazında Fenerbahçe'nin başına geçti Joachim Löw. Sezonu 3. sırada tamamlayan bir Fenerbahçe vardı ve puan ortalaması da oldukça yüksekti. 38 maçta 2.05'lik bir puan ortalaması yaratmıştı Joachim Löw. Ama yine de eleştirilerin odak noktasındaydı. Birçok şanssızlık yaşamıştı Alman çalıştırıcı. 10 Kasım 1998 tarihinde oynanan Atatürk Kupası mücadelesinde Fenerbahçe Beşiktaş'ı yenmiş ve Löw yönetiminde ilk ve tek kupasını kazanmıştı. Ancak Löw Fenerbahçe'de neden başarısız oldu? Sakatlık krizleri başta olmak üzere sürpriz puan kayıpları, kulübün hedefleriyle hocanın yapmak istediklerinin bir tutmaması, bu gibi sebepler Löw'ün Fenerbahçe'deki başarısız olmasına neden olan sebeplerdi. Joachim Löw'ün Fenerbahçe'deki üst üste puan kayıpları sonrasında basın da özellikle Alman çalıştırıcının üzerine gitti. Löw bu eleştirilere göğüs germek yerine tam aksine saldırgan bir üslupla yaklaştı ve basın için futboldan anlamıyorlar dedi. Medya ne yaptı? Stajyer hoca diyerek manşetlere bu ifadeyi taşıdı. Fenerbahçe'de 22 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyetle 72 puan topladı Joachim Löw. Sezon sonunda 3. oldu. Devre arasında sözleşme uzatma görüşmeleri yapmıştı Fenerbahçe ama şu ifade dikkat çekiciydi. Bizi şampiyon yaparsak seninle devam ederiz denildi. Joachim Löw 29 Mayıs 1999 tarihinde Fenerbahçe'nin Erzurumspor'u mağlup ettiği karşılaşma sonrasında görevinden ayrıldı. Daha sonra Alman ekibi Karlsruhe'nin başına geçti ama buradaki kısa macerasının ardından Süper Lig'e geri döndü. Adanaspor'un başına geçti. Adanaspor ateş hattındaydı. Sadece 5 maçlık bir serüvendi ve Akdeniz ekibi küme düşmekten kurtulamadı. Ligi 17. sırada bitirmişti Adanaspor ve küme düşmüştü. Alman çalıştırıcı o tarihten sonra Süper Lig defterini tamamen kapatmıştı. Ardından Avusturya macerası var Joachim Löw'ün. Burada iki farklı takımda önemli işlere de imza attı. Buradaki başarısı ona Almanya milli takımının yardımcı antrenörlüğü kapısını açtı ve daha sonra 2006 yılında Almanya milli takımının başına geçti ki o koltuktan 15 yıl boyunca inmeyecekti.
Tam 198 kez Almanya milli takımını çalıştırdı ve bu sayıya Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası'nda final, Dünya Üçüncülüğü gibi başarılar sığdırdı. Belki son 2-3 senesi çok başarılı geçmedi ama dünya futboluna kazandırmış olduğu oyuncular, oyun sistemi, ki az sonra oyun sistemini de size aktaracağız, gerçekten onu elit teknik adam seviyesine getirdi. Tabii milli takımda çalışmak, kulüp takımı çalıştırmaktan çok daha zor olabilir. Bazı yönlerle kolay olabilir ama gerçekten dünya futboluna yön veren milli takım hocalarından biri Löw oldu. Şimdi Löw'ün taktik anlayışını size anlatmaya çalışalım değerli izleyiciler. Aslında esnek bir oyun yapısı var ama elbette bunun altını doldurmamız gerekiyor. Mesela Löw'ün takımlarındaki oyuncular topu kaptığı zaman derhal hücum hattına o topu taşımalılar. Çünkü günümüz futbolunda savurmak hücum yapmaktan daha kolay. Son dönemde mesela düşük bütçeli takımların savunmaya daha çok ağırlık verdiğine şahit oluyoruz. Milli takım bazında da, kulüp bazında da ve bu takımlar arasında çok büyük başarılar elde etmiş takımlar da var. Bu takımlar savunmayı daha iyi kurgulayarak başarılı oldular. Dolayısıyla Löw istiyor ki rakibinizi toparlanmadan vurabilmek için ileri geçişi derhal gerçekleştirin. Topa sahip olmak yetmiyor onun takımında. Bu yüzden Löw'ün takımlarında orta saha hattının oldukça kalabalık olduğunu görürüz ki zaten özellikle son 6-7 yılda Alman milli takımında sahte 9 görmeye çok alışık vaziyetteydik. Bunlardan biri mesela Götze'ydi, Schürrle'ydi, hatta bir dönem Mesut Özil'di. Sahte 9 oynatıyordu Löw Mesut Özil'i. Tabii Fenerbahçe'de böyle bir şey olur mu onu bilemiyoruz, ancak bu performansı, bu esnek taktik anlayışı Almanya'ya çok büyük başarılar kazandırdı. Şimdi bir takımla turnuva oynamak başka, bir kulüp takımıyla lig maratonuna hazırlanmak, lig maratonunda başarılı olmak başka. Bir turnuvada takımınıza istediğiniz oyun sistemini entegre edebilirsiniz. Pragmatik düşünebilirsiniz çünkü maç sayısı azdır ama bir kulüp ortalama bir sezon içerisinde 45-50 maç oynuyorsa takımınızın teknik direktörü taktik konusunda 5-6 tane varyasyonu entegre etmeli takımına. Löw bunu yapabilir mi? Elbette yapabilir. Ancak Fenerbahçe'deki en önemli problem Löw'ün istediklerine ekonomik olarak cevap verilip verilememesi. Çünkü Löw gerçekten elit bir teknik adam, Fenerbahçe'ye çok şey kazandırabilecek bir teknik adam ama futbol iyi oyuncularla oynanan bir spor. Yani Löw geldi, düşük bütçeyle bizi şampiyon yaptı gibi bir şey pek karşılaşabileceğimiz bir tablo değildir. Yani eğri oturup doğru konuşmamız lazım. Fenerbahçe Löw'ün isteklerine cevap veremediği müddetçe yine aynı hüsranla karşı karşıya kalabilir. Mesela Vitor Pereira geldi, kendi sistemine aşık bir teknik adamdı. Üçlü savunmayı bir şekilde empoze etmeye çalıştı. Ancak bu taktik anlayıştan ödün vermeyince işte Ali Koç devreye girdi. Sistemi değiştirince dörtlüye dönen bir Vitor Pereira gördük. Böyle bir teknik adam değil. Takımdaki her oyuncudan maksimum verim almayı başarabilen bir teknik adam ama öncelikle onun istediği isimleri takıma almanız gerekiyor. Biraz daha taktik anlayışını açabilirsek Löw için, mesela oyuncularını çok da serbest bırakan bir teknik adam değil saha içinde. Oyunculardan bazı pozisyonları tutmalarını, bazı koşulları yapmalarını bekler her zaman. Top rakibe geçtiğinde otomatik bir biçimde karşılık vermelidir onun öğrencileri. Dolayısıyla mutlak serbestlik yoktur. Yani disipline de çok çok önem veren bir teknik adam. Özellikle yerli oyuncuların çok zorlanacağı bir dönem görebiliriz Fenerbahçe'de. Şimdi Alman çalıştırıcının kafası biraz karışık. Dünya şampiyonu Apoleti ile gelecek Fenerbahçe'ye eğer gelirse. Şimdi böyle bir teknik adam imaj kaybı yaşamak istemez. Kendine zarar vermek istemez. Fenerbahçe açısından bir kazanç da olabilir ama Löw'ün kariyeri açısından Fenerbahçe çok büyük bir risk de olabilir. Bunu da açık yüreklilikle belirtmekte fayda var. Bir de şu var, en büyük dezavantajı şu olacaktır. Şimdi bir sistemi var Löw'ün, birkaç sistemi var. O sisteme göre dünyanın oyuncu havuzu en geniş ülkelerinden biri olan Almanya'nın oyuncu havuzundan istediğini alabiliyor, istediğini çıkarabiliyor. Fenerbahçe'de, daha doğrusu bir kulüp takımında böyle manevralar yapamayacak. Bu da Löw'ün en büyük dezavantajlarından biri. Ama koskoca Löw'den bahsediyoruz. Buna illaki bir çözüm bulacaktır. Özetle, Joachim Löw Fenerbahçe'ye gelirse gelecek sezondan itibaren çok farklı bir Fenerbahçe görebiliriz. Ancak tek şart şu değerli izleyiciler, Fenerbahçe Alman çalıştırıcının bütün isteklerine harfiyen uymak zorunda.
Evet değerli izleyiciler, Fenerbahçe'nin hoca adayları arasında en kuvvetli isim olarak ön plana çıkan Joachim Löw'ü anlatmaya çalıştık. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.